Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi bu ipimizle başlayacağız. Şöyle göstereyim. İpim Nako Astra. Bununla harika bir model başlayacağız. Kullanacağım şiş 3 numara. Modelimiz oldukça güzel ve kolay bir model. İnşallah sizde beğenir, benimle yaparsınız. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz, abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Modelimize ilmeklerimizi alarak başlayalım. Şu şekilde birinci ilmeğimi aldım. Bu model için ilmek sayısı 5 ve 5'in katları. Artı 2 ilmek sayısına ihtiyacımız var. Yapacağımız örgüye göre ilmek sayısını bu şekilde ayarlayıp modelimizi kurabiliriz. Hemen şöyle sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 model için 2 de kenar ilmeği aldım. Toplamda 17 ilmeğim var şu anda şişimde. 17 ilmekle modelimi kurmaya başlıyorum. Ben lastiksiz yapacağım arkadaşlar. Siz de istediğiniz lastiğin üzerine yapabilirsiniz bu modeli. Modelin birinci sıra ön yüzünde bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Şu şekilde düz örerek devam ediyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi de ördüm. 2. sıra arka yüzündeyim modelin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Evet, üçüncü sıra ön yüzüne geçtik modelin. 3. sıra ön yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Önce bir kez doladım. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek doladım. Bir ters ilmek ördüm. Daha sonra ipimi öne aldım. 3 ilmeği bir şu şekilde önden alarak ters ördüm. Tek ilmeğe düşürdüm. Devamındaki ilmeğimi de ters ördüm. Daha sonra bir kez doladım. Bakın orada da, ortada ortada 2 ilmek kestim. Sağda ve solda tekrar bunları artırmış oldum. Yani 5 ilmek yine bu. Eksilme olmadı. Devamında 5 ilmek düz örüyorum. 2 3 4 5 Tamam 5 ilmek düz ördüm. Kalan 5 ilmeğimize gelince yine şuradaki aynı işlemi yapacağım. Önce bir kez doladım. Daha sonra bir ters ilmek ördüm. Bir tane. İpimi öne aldım. Bu üç ilmeğimi önden alarak şu şekilde bunları üçünü bir ters örerek tek ilmeğe düşürdüm. Daha sonraki ilmeğimi de ters ördüm. Bir kez doladım ve kenar ilmeğimi ördüm. Dördüncü sıra arka yüzündeyim kenar ilmeğimi örmeden aldım bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum dördüncü sıra arka yüzünde ilmeklerimizi ters olarak örelim sıra sonuna kadar Evet sıra sonuna geldim kenar ilmeğimi de ördüm 5. sıra ön yüzündeyiz 3. sırada ne yaptıysak aynı işlemi tekrar edeceğiz kenar ilmeğimi örmeden aldım kenar ilmeğinden sonra bir ilmek doladım yani artırma yaptım devamındaki ilmeğimi ters ördüm ipi kendimden tarafa aldım toplamda 3 ilmeğimi aldım şişime ve bunları ters örerek tek ilmeğe düşürdüm. 1 ilmek ters ördüm, 1 ilmek doladım. Artırma yaptım yani. Devamındaki 5 ilmeğimizi de yine düz olarak örüyoruz. 5 ilmek düz ördüm. 1 doladım, 1 ilmek ters ördüm. İpi öne aldım. 3 ilmeği 1 kestim, tek ilmeğe düşürdüm. Bir ilmek ters ördüm, şu şekilde bir ilmek ters ördüm, bir doladım. Devamındaki ilmeğimi de kenar ilmeğimi dördüm yani. Beşinci sıra ön yüzünde yine üçüncü sırada yaptığım işlemlerin aynısını yaptım. Altıncı sıra arka yüzündeyim modelin kenar ilmeğimi örmeden aldım, bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Pardon ters örüyorum arka yüzünde hiçbir işlem yapmıyoruz ilmeklerimizi ters olarak örelim İpim aslında yeşil bir ton ama kamerada daha çok mavi görünüyor bazen kamera işte iplerin rengini değiştirebiliyor kenar ilmeğimi dördüm. ördüm modeli bir kez kurmuş olduk ikinci kez model kurulumunda modeli kaydıracağız Burada yaptığımız işlemi bu düz kısma yapacağız şimdi ikinci model kurulumunda. Modeli ikinci kez kuralım. Modelin birinci sıra ön yüzündeyiz. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Birinci sıra ön yüzünde ilmeklerimizin hepsini düz olarak örelim. kenar ilmeğimi de ördüm ikinci sıra arka yüzüne geçtik arka yüzünde ilmeklerimin hepsini ters örüyorum kenar ilmeğimi örmeden aldım bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum 3. sıra ön yüzündeyiz. Modeli kaydıracağız şimdi. Burada yaptığımız işlemi bu ortadaki 5 düz ilmeğe yapacağız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 5 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Modeli bu şekilde kaydırmış olacağım. 1 2 3 4 5 ilmek düz ördüm. Devamında 1 ilmek doladım bir ilmek ters ördüm. İpi öne aldım. Sıradaki 3 ilmeğimi şu şekilde 3 ilmeğimi alarak ters ördüm ve tek ilmeğe düşürdüm. Bir ilmek ters ördüm. Bir ilmek doladım. Yani artırma yaptım. Devamındaki 5 ilmeğimi de düz ördüm. 4 5 ilmek düz ördüm. Bir de kenar ilmeğimi ördüm. Modelin 3. sıra ön yüzünde bu şekilde yaptım. Dördüncü sıra arka yüzündeyim modelin kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi ters örelim. 5. sıra ön yüzündeyim. Modelimizin 3. sıranın tekrarını yapacağız. Yani aynı şekilde. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 5 ilmek düz olarak ördüm. 1 2 3 4 5 ilmek düz ördüm. Devamında 1 doladım, artırma yaptım. Sıradaki ilmeğimi ters ördüm. Daha sonra 3 ilmeği bir aldım. 3 ilmeği ters örerek tek ilmeğe düşürdüm. 1 ilmek ters ördüm. 1 ilmek doladım. 5 ilmek düz. 3 4 5 bir de kenar ilmeği ördüm. 5. sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptık. 6. sıra arka yüzündeyim. 6. sıra arka yüzünde bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Şu şekilde sıra sonuna kadar ilmeklerimizi ters örelim. Dediğim gibi arka yüzünde farklı işlem yapmıyoruz. Sadece ilmeklerimizi ters olarak örelim. Model kendini göstermeye başladı. İki kez kurduk modeli. Modelimiz oldukça güzel ve kolay bir model şöyle tabi lastikli olunca daha da güzel şöyle düzgün duracak modelimiz bu şekilde arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi harika bir model bir de daha önce yapmış olduğum bir parçam var onu göstereyim hemen size bunu da daha önce yaptım şöyle hazırladım bunu beraber yaptık lastiksiz yaptık beraber çalıştığımızı daha önce yaptığımı da şu şekilde şöyle hazır lastik uyguladım modelimiz Böyle şöyle göstereyim yakından. Modelin arka yüzü de bu şekilde şöyle bir görüntüsü var. Model oldukça güzel ve kullanışlı bir model. İstediğiniz örgüde kullanabilirsiniz bu modeli. Çocuk örgülerinde, yetişkin örgülerinde, yelek, hırka, bluz yapımında her türlü örgüde kullanabilirsiniz. Sizler de nelerde kullanacaksınız? Onları da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Evet. Beni buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar, bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.